Herkese merhaba, ben Hamza Yardımcıoğlu. Şu anda bütün Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak'ın istifasını konuşuyor. Ama bir sessizlik var. Enteresan bir şekilde ne kendisi çıkıyor bir açıklama yapıyor, ne resmi makamlar bununla ilgili tatmin edici bir açıklama yapıyor kamuoyuna. Yardımcısı bunu sadece istifanın doğru olduğunu söyleyerek doğruluyor. Ama böyle bir belirsizlik var. Tabii ki herkes, bütün Türkiye bunu konuşuyor. Bunun üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Ortada tamamen bir gayri ciddi durum var. Devlet geleneğinden, devlet ahlakından uzak böyle bir belirsizliğe müsaade ediliyor. Tabii ben bu açıklamayı ilk gördüğümde, bu istifa mektubunu okuduğum zaman bende şöyle bir algı oluştu. Bunu herhalde bir ilkokul mezunu veya ilkokul terk bir kişi yazmış. Hesabı hacklenmiş çünkü bir bakanın kaleminden çıkacak bir mektuba hiç benzemiyor. Herhalde bir bir hacker saldırısı olabilir mi acaba diye düşündüm. Demiş ki bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen kutsal bir yükten bahsediyor. Yani kendisine belki de tanrı tarafından verilmiş bir görev, kutsal. Çünkü göklerden geliyor ya. Göklerden gelmiş bir karar vardır. Kim verdi bu görevi? Kutsal görev olduğuna göre tanrı vermesi lazım. Kim vermiş oluyor? Ve en sonda bir cümle var. Diyor ki, gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Yani doğru yoldan ayırmasın. Kendisinin doğru yolda olduğuna partisinin ve burada Allah'ın da adını vererek mutlak bir kabulle ben bu yoldayım. Hani normalde Fatiha suresinden geçen bir ifadedir ya. İhtine sıraten müstakim. Bizi doğru yola ilet diye geçer. Hani Ayette öyledir. Bizi buradan ayırma diyorsanız orada olduğunuza kesin bir hüküm koymuşsunuz. Bizi doğru yola ilet şey yok burada. Biz doğru yoldayız. Biz Allah'ın yolundayız gibi bir ifadesini de koymuş ve en sonunda demiş ki sonumuzu hayır eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Tabi bu ifade biraz şey değil mi? Böyle sonumuz çok iyi değil ama Allah sonumuzu hayır eylesin düşüncesini, algısını yaratan bir ifade. En sonunda da işte kendi adını yazmış Instagram hesabında bunu paylaşmış